Sahanın dışına çok çıkmak istemem. Ama saha dışı, saha içini direkt etkilediği için okuduklarımıza göre oyuncuların ücretleri ödenmediği zaman bir iki sezon hani alışkanlık yapmıştır. Ama ondan sonra özellikle yerli ağırlıklı bir takım değil isen Öyle bir takım kaldı mı zaten? bu tür takımlarsan belli bir dönem sonra yine mi diye yani ödemeler olmadığı zaman yavaş yavaş bu her takım için geçerlidir bakın büyük kulüpler için. Çok oyuncu için geçerlidir. O da yavaş yavaş oyuncuyu sahanın dışına konsantrasyonunu daha farklı yerlere doğru götürür. Zaten ilk fırsatta kaçanlar da Evet. oluyor. Teknik direktörler şöyle bir avantajı vardır Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da. Advokat çok rahat söyleyebilir. İstiyordum Murat'ı aldınız Rıdvan'ı da diyordu. Benim takımım değil diyordu. Ersun Yanal istediği oyuncu alamasa da, Abdullah Avcı alamasa da, oyuncuların paraları verilmiyor olsa da, Fatih Terim de alsın alamasın, oyuncuların parasını alamıyorsa da veya istediği oyuncuyu alamıyorsa, bakın ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben tanıdığım kadarıyla hiçbir duyumum yok hocadan falan. Ben Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum ben Fatih Hocam. Emin ol. O olağanüstü bir hava yaratıldı. Bir gurur meselesi, onur meselesi haline geldi iş. Yoksa bu yatırımın doğru bir yatırım olmadığını düşünüyordu gibi geliyor bana. Bu Hatta ilk niyet okumak istemiyorum. röportajı ne hatırlıyor musun? Efendim? Ben orta saha istiyordum, savunma istiyordum. İlk röportajın öyle bir iması var Falcao'nun Olabilir. gelişinin. Çünkü teknik direktörler, Abdullah Avcı için de geçerli. Oyuncularının önce mutlu olmasını isterler ekonomik olarak. Değil mi? Sonuçta ona emrediyor. Tabii. Canım Muratçığım koşar mısın bugün demiyor. Sen alıyor Koşacaksın musun diyor. paranı koş diyor. Koşacaksın diyor. Ya sen ne anlatıyorsun der. Bence Beşiktaş'ın ve genelde birkaç kulübün genel problemi bu.